Kabe-i Muazzama'dayız ve muazzam hisler içindeyiz. Mekke'den Allah'ın kainatın kalbi olarak şu arkamda gördüğünüz beytinden size selam olsun. Burada çok garip hisler var. İnsanlar bir aşkın etrafında dönen pervaneler gibi, biliyorsunuz. Pervane böcekleri. Işığın etrafında dönerler, dönerler, dönerler. Sonra o ışığın cazibesine kapılırlar. Ve daha sonra ışığa kapılıp, ateşe kapılıp, ateşle beraber har olur, nar olur, yanarlar. İşte aşkın ateşine kapılan pervaneler misali. Biz de geldik. O pervane böceklerinin ışığın etrafında, nurun etrafında döndüğü gibi Kabe'nin nurunun etrafında dönüyoruz. Ve 7 şaftla 7 katlı semanın tepesine çıkıyoruz ve adeta her şafta başladığımız yere dönüyoruz. Sıfırlıyor adeta tavaf bizi. Her seferinde bizi yeniliyor sayfayı yenilercesine. Adeta kirlettiğimiz amel defterimizi sıfırlarcasına, temizlercesine, yenilercesine. Bize çocukken doğduğumuz zaman sarıldığımız kundak gibi bir kundağı Allah sarıyor. İhramla adeta beyaz bayrağımızı takıyoruz. Hani beyaz bayrak ne demektir? Teslim olmak demektir. İslam da teslim olmaktır. Biz de Rabbimize teslim oluyoruz. Rabbimiz, şimdiye kadar senin düşmanına bir oldum. Nefis ve şeytanla bir olup iş tutup sana hoşlanmadığın emrine aykırı hatalar ederek kusurlar işledik. Şimdi beyaz bayrağı açtık. Bizi affet. Barışmaya geliyoruz seninle diyerek giydik bunu. Ve adeta kefenimizi giyer gibi. Herkes bütün rütbelerinden sıyrıldı. Görüyorsunuz arkamda. Herkes bembeyaz ihramını giymiş. Hiç kimsenin ne rütbesi belli, ne makamı belli. Kimisi belki siyasetçi, kimisi belki bürokrat, kimisi belki iş adamı ama herkes aynı seviyede şu an. Tıpkı kefenlerimizin bizi sıfırlayacağı gibi. Rabbim bir gelinlik misali, hani tertemiz bir iffetle geldim demektir ya o beyaz gelinlik. Aynı öyle bir gelinlik misali bize de tertemiz amel defteriyle buradan dönmeyi nasip etsin. Bu ihramı giyerek adeta amel defterimizin tövbe etmemizle tövbelerimizle tertemiz silinip bembeyaz olmasını simgeliyor. Ve geliyoruz burada Rabbimizin rızasını arıyoruz. Rabbim inşallah razı olduğu kullarından eyler. İnşallah buranın aşkıyla kalbimizi doldurur. Buranın ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkıyla. Hani bir Yahudi vardı, Şam Yahudisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını Tevrat ve Zebur'da okumuştu. Ve ona aşık olmuştu. O zamanlar Peygamberimizin ismi bizzat geçiyordu Tevrat'ta. Çok vasıflarıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarif ediliyordu. O da onu görmüş, okumuş, duymuş, aşık olmuştu. Ne yapıp ne etmeliyim, ben ona kavuşmalıyım dedi ve onu bekledi. Yıldızlara baktığı zaman onu düşünüyor ve yıldızlarda adeta hayalen onun simasını görüyordu. Bulutlara baktığı zaman onu düşünüyor ve adeta bulutlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın simasını görür gibi oluyordu. Ve herkese soruyordu, acaba gittiğiniz şehirlerde peygamberlik iddiasında bulunan var mı? Bir gün duydu ki Mekke'de bir zat çıkmış ve Medine'ye hicret etmiş. Peygamber olduğunu söylüyor. Evet dedi, bu odur. Mekke'de doğacak ve Medine'ye hicret edecek. Ve vasıflarını sordu. Aynen Tevrat'ta anlatıldığı gibi vasıflara sahipti. Arkadaşlarına dedi ki ben o zata gideceğim, tabi olacağım. O son peygamberdir. Siz de akıllıysanız gelin tabi olun. Arkadaşlar dediler ki sen divane misin? Aklını mı yitirdin? Kaç zamanlık, kaç mesafelik bir yol buradan oraya gitmek haftalar sürer. Sen divane mi oldun? Ne bineğin var, ne eşyan var. Hayır dedi. Eğer bu divanelikse, eğer onun aşkına kapılmak, delirmekse benden öte divane olamaz. Ben aşkın sarhoş olmuşum, aşkın divanesi olmuşum, mecnun olmuşum dedi. Ve düştü yollara, ne bir bineği var, ne yeterli malzemesi vardı. Aç bil aç yollarda perişan ama yalın ayak da olsa o Resul-i Zişan'ı görmek için Medine'ye kadar yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü, çölleri aştı, sıcakları geçti, dağları aştı, çöl de bitti, yol da bitti. Sonunda Medine'ye vardı. Medine'ye vardığında bir hurma ağacı altında nurdan bir zatın yatmakta olduğunu gördü. Heyecanlandı. Dedi ki bu nurdan zatın hemen yanına gitmeliyim. Koştu. O Medine'nin hemen girişinde hurma ağacının altında yatan nurdan zata şöyle bir baktı. Kalbi göğüs kafesine sığmıyordu. Güm güm atıyordu. Sonra yaklaştı. O güzel kokan, güzel yüzlü görünen nurlu zata hafifçe dokundu. Heyecandan kendini kaybedecek gibiydi. Dizinin bağları çözülecekti neredeyse. O hurma ağacının altında uyuyan, dinlenen zat uyandı. Şaşkınlıkla karşısındakine baktı. Karşısındakinin kendisini ifade etmesi için bekledi. O Yahudi zat, o Şam'dan gelen Yahudi aşık dedi ki sen o musun? Kim miyim dedi. Sen dedi Allah'ın gönderdiği o son peygamber Hatemül Enbiya mısın? Sen Ahmet Muhammed Mustafa mısın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. O hurma ağacının altında uyuyan dinlenen zat hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yahudi adam ne oldu diye sordu. Dedi ki senin aradığın zat 3 gün önce vefat etti. O da ağlamaya başladı. O kadar
yollar tepmiş, o kadar mesafeler kat etmiş. Sonunda gördüm zannettiği, kavuştum zannettiği peygamber, o peygamberin arkadaşı çıkmış. Meğerse o peygamber 3 gün önce vefat etmiş. Geldi, dedi ki beni onun kabrine götürür müsün? Kabrine götürdü. Sonra dedi ki bana onu biraz anlatır mısın? Selman-ı Farisi Allah'ın Resulü'nün sırdaşıydı, dostuydu, arkadaşıydı. Tarif etti onu, onun huyunu, güzel ahlakını tarif etti. Sonra o Yahudi adam mezarın başında 2-3 saat kadar ağladı. Sarıldı o mezara, hasret giderdi. Sonra açtı ellerini, dedi ki ya Rabbi, ben buraya kadar geldim, senin Habibini, senin elçini göremedim ve buradan da başka yere gitmek istemiyorum. Sen şahidim ol, buradakiler de şahidim olsun. Ya Rabbi, seni bir olarak kabul ediyorum. Burada yatan zatı da senin Resulün, peygamberin olarak kabul ediyorum. Ve bu kabulümle, şahitliğimle beraber ruhumu burada al ya Rabbi dedi. Başka yere beni gönderme dedi. Ve oracıkta peygamber aşkının en zirvesinde Allah canını aldı. Bir anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin üstüne düştü, yığıldı. İşte aşıklar böyledir dostlar. Burası insanı aşık eder. Buraya geldiğiniz zaman, buraya o bakışla baktığınız zaman o bakış sizi Allah'ın aşkına götürecektir. Evet, güzel görün, güzel düşünün. Üstad öyle demiyor mu? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Buraya bakıp da kötülükleri de görebilir bir insan. Buraya bakıp da başka milletlerin kusurlarını arayabilir. Buradaki bazı işleyişin kusurlarını arayabilir. Ama hayır. Biz burada kafilemizce asla kötü bir şey görmemeye, kötü bir şey konuşmamaya and ettik, ahd ettik. O yüzden buraya gelip de 1400 sene önceye nazarınızı göndermezseniz burayı tam anlayamazsınız. 1400 sene önce belki şu an durduğum yerde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam durmuştu. Belki yanı başımda Cebrail Aleyhisselam inmişti, Resulullah'a vahiy getirmişti. Bu hissiyatla burada dolaşırsanız bambaşka hislere girersiniz. Efendimiz de buralardaydı. Rabbim daha önce buraya gelmiş kardeşlerimize tekrar gelmeyi nasip etsin. Gelmemişlere de tez zamanda buraya gelip Kabe'yi sürmeyi nasip etsin. Ve hepimize de hac nasip etsin. Allah'a emanet olun. Mekke'den, Beytullah'tan, Allah'ın evinden size selam olsun.